Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümetin kapanmasına günler kaldı. Eğer Cumhuriyetçilerle Demokratlar anlaşamazlarsa hükümet kapanıyor. Peki bu hisse senetleri nasıl etkileyecek? Herkesin aklındaki en büyük soru bu. İşte bugünkü videomda bu soruya yanıt vermeye çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Federal hükümetin kapanmasının hisse senetleri üzerindeki olası etkisine girmeden önce küçük bir duyuru. Bu akşam saat 16.00'da bir canlı yayınım var. Açılış öncesi yayının ismi. Saat 16.30'da açılıyor Amerikan borsaları biliyorsunuz şu anda. Ben de 16 ile 17 arasında bir saatlik bir canlı yayında sizlerle buluşacağım. Neler oluyor? Hisse senetlerinde neler oluyor? Gün içerisinde açılış öncesine kadar neler gelişti? Bunu konuşacağız. Eğer iyi gidersek bunu her güne yaymayı düşünüyorum. Öte yandan tabii Türkiye saati itibariyle baktığımızda biraz kötü bir saat 16.00. Kaydedeceğim, sonra izleyebilirsiniz. Ama baktık bu olmuyor, bir de kapanışı deneyebiliriz belki. Amerika'da piyasalar şu anda 11'de kapanıyorlar. Belki böyle 10.30 civarlarında bir kapanış öncesi yayında denenebilir. Bakalım nasıl gidecek, göreceğiz. Linki aşağıda bu akşamki canlı yayının. Gelin şimdiden katılın, kaçırmayın. 1 Ekim'e kadar 2024 bütçesi konusunda Kongrede uzlaşma sağlanmazsa Amerika'da federal hükümet kapanıyor. Hatırlarsanız Mayıs ayında borç tavanı meselesinde de ciddi tartışmalar çıkmıştı. Fakat son anda tatlıya bağlandı ve sorun çözüldü. Aslında o daha büyük bir riskti. Çünkü orada Amerikan devletinin borçlarını ödeyip ödeyemeyeceği meselesi vardı. Piyasalar epey bir ürkmüştü. Sonradan her şey toparlandı. Bu seferki ise Amerika'nın bütçesiyle ilgili bir mesele. Orada Kongre üyeleri borç tavanı konusunda hemfikir oldular. Fakat diyorlar ki bu tavan, yani hepsini harcayacağız diye bir şey yok. Oradan biraz kısıntıya gitmeliyiz. Ve bir de mesele içine tabii ki politik mücadeleye giriyor. Cumhuriyetçiler, demokratları kıstırmaya çalışıyorlar. Çünkü Amerikan sisteminde bütçe onaylanmazsa federal hükümet kritik harcamalar dışındaki harcamaları yapamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucuları hep denge istemişler. Kimse kafasına göre gidemesin istemişler. Bu da sisteme bir sürü enteresanlık sokmuş. Bunlardan bir tanesi de bu bütçe onay mekanizması. Borç tavanı konusunda Kongre hemfikir. Amerikan devletinin kaç para harcayabileceği konusundaki tavanı belirlemiş durumda. Vergi gelirleri belli, ne kadar borçlanabileceği belli. Ama onun içerisindeki bütçe kalemlerinin dağılımı ve o tavanın tamamını kullanıp kullanmama meselesi tartışma konusu. Peki normalde bu tartışmalar, yani bütçe tartışmaları nasıl akıyor? Şöyle bir akış var. Önce Temsilciler Meclisi'nde bütçe yaratılıyor ve onaylanıyor. Daha sonra bu Senato'ya yollanıyor. Senato'da bütçeyi beğenirse bu Kongreden geçmiş oluyor ve Başkan Biden'ın imzasına gidiyor. Normal akış böyle. Fakat bu yıl yaşanan sorun, Temsilciler Meclisi tamamen Cumhuriyetçilerin kontrolünde, Senato Demokratların kontrolünde, Biden'da biliyorsunuz Demokrat ve Cumhuriyetçiler Demokratları kıstırmaya çalışıyor. Sorun o kadar büyük ki Cumhuriyetçiler kendi aralarında da daha henüz anlaşmış değiller. Kendi aralarında da tartışmalar var. Yani orada hiç ilerlenmedi neredeyse. Bundan dolayı Senato'ya herhangi bir Cumhuriyetçilerden zaten bütçe gelmemiş durumda ve sadece 3-4 gün kaldı bütün bu işin çözülmesi için. Eğer önümüzdeki 3 gün içerisinde bir mucize gerçekleşmezse muhtemelen Amerikan hükümeti kapanacak. Kapanmama için Cumhuriyetçiler içerisinde en çok mücadele eden insan bu beyefendi McCarthy. Temsilciler Meclisi'nin başkanı ve aslında nispeten ılımlı bir insan. Fakat Cumhuriyetçilerin içerisinde pek çok radikal var ve onlar demokratların canına ot tıkamak istiyorlar gerçekten. O yüzden bu beyefendinin dengeleri bulması gerekiyor. Bu aşırı insanları göz ardı edip Temsilciler Meclisi'nden bir bütçe çıkarabilir ve işler tatlıya bağlanabilir. Ama bu durumda da ileride kendisinin Cumhuriyetçilerin temsilcisi olup olmayacağı meselesi tartışmaya açılabilir. Bu nedenle böyle ince bir çizgide yürüyor. Ben açıkçası kapanmanın %100 olduğunu düşünüyorum. Bu kapanmanın ne kadar uzun süreceği ve borsayı nasıl etkileyeceği ise ayrı bir mesele. Baktığımızda tarihi olarak aslında kapanmalar ortalama da 4-5 günler civarında sürüyor. Burada görüyorsunuz 81 ile 95 arasındaki kapanmalar epey kısa sürmüşler. 2 ekstrem vakamız var. 95'teki kapanma 21 gün ve 2019'daki kapanma 34 gün. Bu 34 günlük kapanmanın tabii kimdir arkasındaki neden? Trump. Trump o dönemde Meksika'ya bir duvar yapılmasını istiyordu. Trump bugün de kapanma taraftarı bu arada. Çünkü demokratları kıstırdığını düşünüyor. Bu arada demokratların politikalarını savunduğundan da değil. Onlar da deli gibi para savuruyorlar. 33 trilyon dolara geldi Amerika'nın borcu ve önümüzdeki yıl daha da fazla artacak gibi gözüküyor. Bunda bir kısıtlama gerekli ama işin doğrusu isterseniz yönetimde Cumhuriyetçiler olsaydı tam tersi bir tartışma dönecekti. Yani bu iş büyük oranda bir politik oyun. Fakat şunu biliyoruz, kapanmaların süresi çok uzun değilse etkisi epey kısıtlı oluyor. Kapanma uzarsa işler biraz değişebiliyor. 2019 yılında yaşanan ve 34 güne yayılan kapanma sırasında 800.000 Amerikan devlet çalışanı maaşsız kaldı. Bazıları işe devam etti, bazıları evde oturdular. Daha sonra gerçi bu açıklar telafi ediliyor ve pek çok devlet hizmeti durdu. Ama ordu, polis, itfaiye gibi kritik faktörler bundan etkilenmiyor. Devletin non-essential denilen temel olmayan faaliyetlerinde kısıtlamalar kısıtlamalara gidiliyor. Amerikan devletinin kapanma meselesinin sizleri pek ilgilendirmediğini, asıl konunun borsaya ne olacak abi olduğunu biliyorum. Baktığımızda burada farklı kapanma dönemlerinde borsanın kapanma sırasında nasıl davrandığını görüyoruz. Düştüğü dönemler de var, yükseldiği dönemler de var. Ortalamasına baktığımızda %0.1 civarında bir ortalama düşüş yaşıyor kapanma dönemlerinde Amerikan borsası. Yani pek de kayda değer bir rakam yok. Tabii geçmiş geleceğin garantisi değil. Bu sene başka sıkıntılar da var. Hepsi üstüne binebilir ve sonuçlar farklı olabilir ama geçmiş bize bunu söylüyor. Yine geçmişin bize gösterdiği bir şey. Kapanma öncesi günler aslında en kötü günler. Son 20 kapanmada %0.4 S&P 500 ortamına geri çekilmiş. Bunun ama 2018 örneği en kötü örnek. Orada %7.1'lik geri çekiliş var. Kapandığı gün ortalamada 0.1'lik yükseliş var. Tabii mesela yine 2018'e baktığımız gün o günde düşmüş ama ortalaması böyle. Her insanlara bir rahatlama geliyor. Ne olacaksa olsun diyorlar. Kapanma sonrası ise borsa genelde yukarı doğru gitmiş. Son 20 kapanmada kapanma sonrası hafta borsa %0.1 yukarı gitmiş ortalamada. Yine 2018-19 bu dönemde de acayip fark yaratıyor. %9.4 yukarı doğru fırlamış. Ama toplamda aslında pek bir şey değişmiyor. Kapanmaların etkisi oldukça az borsa üzerinde. Buradaki grafikte de yine görüyoruz. Kapanma öncesi hafta düşüşler sertleşiyor. Bu mavi çizgi bu meşhur 2018 kapanmasını gösteriyor. Yeşil çizgide yine bir başka uzunca kapanma olan Eylül 2013 kapanmasını. Buraya kadar kağıtlar düşüyorlar. Kapanma günü düşüş bitiyor gibi sonra da yükseliş geri dönüyor. Peki ekonomi üzerindeki etkisi nasıl? Burada iki ayrı tahmin var. Goldman Sachs diyor ki her kapanış haftası Amerikan ekonomisini %0.2 küçültüyor. Bu durumda federal hükümetin 5 hafta kalması Amerika'nın gayri safi milli hasılasına 1 puanlık olumsuz etki yapabilir. Amerika zaten %2 civarı büyüyebilecek gibi bu yıl. Çok ciddi sert bir etki anlamına gelir bu. Öte yandan JP Morgan'ın tahminine göre kapanmalar %0.1 etkiliyor Amerikan ekonomisine her hafta. Bu durumda ancak 10 hafta kapalı kalırsak, işine 10 hafta hiç kapalı kalmadılar. Ancak böyle bir süreçte ekonomik büyüme etki bir tam puanı bulabilir gibi gözüküyor. Geçmiş veriye baktığımızda kapanmaların olduğu yıllarda Amerikan ekonomisi nasıl davranmış derseniz 2 yıl haricinde 1981 ve 1990 haricinde ekonomi aslında büyümeye devam etmiş. En sert kapanmanın yaşadığı 2019'da da ekonomi %2.2 büyümüş. Tabii ekonominin oraya kadar nasıl geldiği önemli. Ekonomiyi etkileyen diğer faktörler her zaman çok önemli. Ama baktığımızda kapanmaların ekonomik büyüme üzerindeki etkisi de nispeten kısıtlı gibi gözüküyor. Beni en çok korkutan konulardan bir tanesi kapanmaların Amerikan hazine kağıtları nasıl etkileyeceği. Zaten çok huzursuzluk var. Dün ilk defa 10 yıllıklarda %4.55'e ulaştı faizler. İnsanlar harıl harıl Amerikan hazine kağıtlarından kaçıp nakite dönmeye çalışıyorlar. Çünkü Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağına ikna olmuş durumdalar. Bu durumda düşük faize paralarını bağlamak istemiyorlar. Bir de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi puanı düşürüldü daha evvel farklı değerlendirme kuruluşları tarafından. Düşürme sebebi de işte bu yaşanan anlaşmazlıklardı. Yani borç tavanı tarafında ve bütçe tarafında cumhuriyetçilerle demokratların bu birbirine girmesinin Amerika hazine kağıtlarının prestijini bozduğunu düşünüyorlardı. Yine aynı etkiyi görebiliriz. Bu etki kısa vadede hemen ortaya çıkmıyor ama uzun vadede Amerikan devletine karşı olan güveni bir miktar azaltıyor. Morgan Stanley'in analizine göre MOVE endeksi Amerikan hazine kağıtlarındaki volatiliteyi, oynaklığı ölçüyor. 1990 krizinde %3.8, 1995-96 kapanmasında %7.2 yükselmiş. Öte yandan 2013 ve 2019 krizlerine %12.6 ve %14.8 düşmüş. Yani Amerikan hazine kağıtlarındaki volatilite kapanmalara göre çok da böyle bir korelasyon göstermiyor. Kendi kafasına göre takılıyor diyebiliriz. Morgan Stanley'in raporu 1976 yılından beri yaşanan kapanmalarda Amerikan hazine kağıtlarında faizlerin %0.59 geriye gittiğini, burada 10 yıllıklara odaklanmış durumdalar. Buna karşı hazine kağıtlarının değerinin hafif yukarı doğru gittiğini gösteriyor. Yani hazine kağıtları açısından da baktığımızda çok büyük bir riskimiz yok gibi gözüküyor. Tekrarlayalım. Kapanma çok büyük ihtimal gerçekleşecek. Kapanmaya doğru düşüşler biraz daha artabilir. Önümüzde 2-3 gün daha var. Kapanma günü düşüşler devam edebilir. Fakat istatistiklere baktığımızda genelde bu kendini hızlı bir şekilde telafi ediyor ve ne ekonomik büyümeyle ne ise senetleriyle kapanmalar arasında bir korelasyon gözükmüyor. Borsa normalde ne yapacaksa onu yapmaya devam ediyor. Tabii her kapanma farklı sonuçlar verebilir. Bu sene buraya biraz huzursuz giriyoruz. Bu biraz ürkütücü olabilir. Gelecek sene seçim yılı. Bundan dolayı cumhuriyetçiler daha sert bastırabilirler. Demokratları bezdirmek için ve demokratların oyunu düşürmek için. Çünkü Biden zaten Amerika'da çok tartışılan bir başkan. Gelecek edilecekse de Trump karşısına çıkacak gibi gözüküyor. Trump bu fırsatı Biden'ı iyice köşeye kıstırmak için kullanabilir. Evet, bugünlük de bu kadar. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.